düzlem aynalarda görüntü hızı. Bir görüntünün yere göre hızını bulurken arkadaşlar ne yapıyoruz? V görüntü eşittir diyorum. V görüntü. Görüntünün vektörel büyüklüğü yere göre eşittir diyeceğiz. İki tane V ayna eksi V cisimdir diyebiliyoruz arkadaşlar. Peki bize denilmiş ki V hızıyla gitmekte olan bir düzlem ayna önünde 4V hızıyla Aynaya doğru koşan çocuğun görüntüsünün yere göre hızı kaç V'dir diye sorulmuş. Öncelikli olarak biz ne demiştik? Yere göre hızı bulurken V görüntü eşittir 2 tane V ayna eksi V cisimdi. Buradan yön verdiğimi düşünün. Buraya pozitif yön diyorsan buraya negatif yöndür diyoruz. V görüntü eşittir ayna pozitif yönde gittiği için 2 çarpı V'dir diyebiliyorum. Eksi Buradaki gözlemcinin hızı pozitif yönde 4V idi. 4V olarak yazdık. Ve buradan sonucumuz eksi 2V olarak geldi. Buradaki baştaki eksilik bize sadece ne gösterecektir? Yön gösterecektir diyebiliyoruz. Yatay düzlem üzerindeki çocuk 3V düzlem aynada aynı yönde V hızıyla hareket etmektedir. Buna göre çocuk görüntüsünü hangi hızla hareket ediyor gibi görür. Öncelikle görüntünün yere göre hızını bir bulalım. V görüntü iki tane V ayna eksi V cisimdi arkadaşlar. E buradan yine yön versek buraya pozitif yön diyorum. Buraya negatif yöndür dedim. 2 çarpı ayna pozitif yönde gittiği için V eksi 3 tane V. Buradan görüntünün yere göre hızını eksi V olarak bulduk. Sonra denilmiş ki bize çocuk görüntüsünü nasıl görür diye sorulmuş. Burada bağıl hız vardır. Ve bağıl hız için biz ne demiştik? V bağıl. V gözlenen eksi V gözlemciydi. V gözlenen, eksi V gözlemci. Burada gözlemci arkadaşlar çocuktur diyebiliyorum. Çünkü çocuk nasıl görür diye sorulmuş. Gözleneni aynen alıyorum. Yani buradaki görüntünün yere göre hızı eksi V kadar. Gözlemciyi ise ters çevirerek topluyoruz. Eksi 3V'dir dedim. E buradan da eksi 4V'lik bir değerin çıktığını söyleyebiliyoruz. Ve eksilik yine bize ne gösterdi? Yön göstermiştir diyebiliyoruz. Yatay 2V hızıyla hareket eden düzlem aynaya yere göre 5V hızıyla yaklaşan K cisminin aynadaki görüntüsüne göre hızı kaç V'dir denilmiş. Arkadaşlar aynanın yatayda hareket etmesi buradaki görüntüyü etkilemeyecektir. Çünkü şöyle düşünelim. Aynalı gardıroplarda yani raylı bir gardrobun olduğunu düşünelim. Bu raylı sistemlerde sen gardrobunu hareket ettirsen bile yani rayı hareket ettirsen bile senin görüntünün yeri değişmez. Ve o zaman buradaki yataydaki aynanın hareketi buradaki hız değerini değiştirmemiştir diyebiliyorum. Yani görüntü hızını değiştirmeyecek çünkü görüntüyü etkilemeyecektir. Peki öncelikli olarak ben bu K cisminin görüntüsünü alsam, hızını bileşenlere ayırdığımız zaman Burası bizim için 4V ise şuradaki hız değerim için 3V kadardır diyebiliyorum. E buradaki görüntüyü de yine 4V'ye 3V olarak çizdim. Simetriğini aldık. Peki bize denilmiş ki K cisminin aynadaki görüntüsüne göre hızı. Aynadaki görüntüsüne göre hızı denildiğinde ne yapıyorduk? V bağıl eşittir V gözlenen eksi V gözlemci. Arkadaşlar buradaki gözlemci kimdir? Görüntüdür. O zaman ne yapıyorum? Görüntüyü ters çevireceğim demektir. K cisminin kendi hızını aynen alıyorum, aşağıya doğru 4 ve sağa doğru 3 v. Ve buradaki görüntüyü ters çeviriyorum. Yukarı yönde 4 de artık aşağıya doğru 4 v olarak, sağa doğru 3 de artık sola doğru 3 v olarak aldım. Şunları sadeleştirdiğimiz zaman buradan çıkan diğerimizin aşağıya doğru 8 v'lik bir hız büyüklüğünde olduğunu söyleyebiliriz. Müzik